Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Logaritma konusunun 12. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. lnx eşittir 4 eksi -x, x kare eşitliğini sağlayan kaç farklı değer olduğunu bulmak isteyen durmuş. Grafiklerini çizerek kolayca bulmuştur. Buna göre e üzeri x eşittir x kare, lnx eşittir e üzeri x, 2 üzeri x eşittir logaritma 2 tabanında x denklemlerinin hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir diyor. E, grafikten anladığımız kadarıyla lnx'in grafiği ile 4 eksi x kare parabolünün grafiğinin kesişim noktası bir tane olduğuna göre bu denklemden yani şu söz konusu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Kaç farklı değer olduğunu bulmak istemiş. Yani bir değer bulmuş. Kesişim kümesini bu şekilde. Yani x'i bulayım x'in ne olduğunu bulmaya çalışayım diye değil de grafik çizerek kesişim noktalarını bulduğunda aslında o denklemi sağlayan x değerlerinin kaç tane olduğunu nokta sayısıyla durmuş hesaplamış oluyor anladığımız kadarıyla. Şimdi bizler de aynı şekilde öncüllere bakarak e, hangisinin çözüm kümesinin boş küme olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakalım birden başlayalım. Şimdi e üzeri x. e 2.7 olduğuna göre aslında 0 verdiğimizde e, öncelikle e üzeri x'i çiziyorum dikkat edin. Zaten e, y eşittir x kare ezbere biliyoruz bunu. Parabolden biliyoruz. E üzeri x'i çizeceğiz. Onu da farklı bir renkle çizeyim. x'e 0 verdiğimizde y 1 olur. x'e 0 verdiğimizde gördüğünüz gibi y 1 olur. Evet x'e 1 dersem e olur. 2 dersem e kare olur. Artan bir grafikten bahsediyoruz. Peki başka ne diyebiliriz? x'e eksi 1 dersek 1 bölü e. Yani kısacası grafiğimiz bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi iki farklı noktada parabolü kesmiş. Yani bu boş küme değildir. Geçelim ikincisine yani ikinci öncülümüze. İkinci öncü ne diyor? lnx. Zaten biraz önce lnx'in grafiğini mavi grafikten biliyoruz. Şöyle çizelim isterseniz. lnx'i. lnx tam evz de biraz önce çizdik. evz dx'te şöyle bir şey bakın. Gördüğünüz gibi çözüm kümesi boş küme. Bu iki grafik, bu iki eğri birbirini kesmiyor. Dolayısıyla bu boş küme bunu alacağız bakın. Bunu alıyoruz. Peki 2 üzeri x. 2 üzeri x ile ln arasında hiçbir fark yok. Zaten e 2.7 hemen hemen aynı. Şöyle diyelim. 2 üzeri x de isterseniz şöyle göstereyim. Tamam. X'e 0 verdiğimizde 1 oluyor farkındaysanız. Eksi 1 verdiğimizde 1 bölü 2. Eksi 2 verdiğimizde 0'a yaklaşıyor. 3 verdiğimizde 8, 4 verdiğimizde 16. Bu grafiğin doğru olduğunu görmüş oluyorsunuz bu şekilde. Logaritmik tabanda x nasıl? 1 yazdığımızda 0 oluyor. 1 yazdığımızda 0. 1 bölü 2 yazdığımızda eksi 1. Bakın görmeye çalışın. Ve 2 yazdığımızda 1 oluyor. Aynı zamanda 2 yazdığımızda da 1 oluyorsa bakın grafik şu noktaları takip ettiği için bu, bu iki grafiğin, bu iki eğrinin çözüm kümesi gördüğünüz gibi birbirini kesmedikleri için bunlar birbirlerini kesmedikleri için çözüm kümesi boş kümedir. Yani kesişim noktaları yoktur. Dolayısıyla bunu da alacağız. Doğru cevabımız B seçeneğidir bu soruda. Geçelim ikinci sorumuza. K bir tam sayı olmak üzere logaritma B tabanda A eşittir K. A eleman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B eleman 3, 4, 8, 9. Yukarıda verilen uygulama. Öğrencilerin logaritmayı kavramaları için oluşturulmuştur. Mavi bölgede yazılı sayı. 2'den başlayarak her saniye sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? 2'den başlayarak 2 3 4 5 6 7 8 9 tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 şeklinde periyodik olarak devam ediyor. Yeşil de aynı şekilde 3 4 8 9 3 4 8 9 olarak ilerliyor. Aynı anda mavi bölgeye 2, yeşil bölgeye 3 yazılıp uygulama çalışmaya başladıktan sonra k tam sayısı kaç farklı değer alır? Diyor arkadaşlar. Bakın şöyle yapalım. Ne diyordu? Mavi ve yeşil. Ya da AB yapalım. AB de olur. İstersen şöyle yapalım. Bakın bir şey 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Şöyle ayıralım. Görmeniz için biraz tablolaştırayım. B'ye de bakalım. 3, 4, 8, 9. 3, 4, 8, 9 şeklinde periyodik olarak devam edecek. Ve sizin de gördüğünüz gibi tablodan sonucun bir tam sayı çıkmasını istiyordu değil mi? Bak okuyalım. K bir tam sayı olmak üzere. Aynı. Evet. Sonucun bir tam sayı. Bakın logaritma 2 tabanda 3 tam sayı değildir. 3 tabanda 4 değildir. 4 tabanda 8 olmaz. 5 tabanda 9 olmaz. 6 tabanında, tersten de düşünün fark etmiyor. B tabanda A tamam. 3 tabanda 2 diyelim. 4 tabanda 3. 8 tabanında 4. Rasyonel çıkar 8 tabanda 4. 9 tabanda 5. 3 tabanda 6. 4 tabanda 7 olmaz. Ama 8 tabanda 8, 1'dir bakın. 8 tabanda 8, 1'dir. 9 tabanda 9 da 1'dir. Başka? tam sayı olması mümkün değildir. K tam sayısı kaç farklı değer alır? Bir tane değer vardır. O da 1'dir. Doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. Üçüncü soruyla devam edelim. Durmuş bir çokgende herhangi bir köşeden başlayarak saat yönünde her köşeye yandaki şekilde gösterilen örnekte olduğu gibi iki tabanda logaritmik değerler yazmakta. Logaritmik iki tabanda x sonra logaritmik iki tabanda x artı 1 sonra logaritmik iki tabanda x artı 2. Durmuş'un bir dörtgenin köşelerini aynı modelleme ile yazdığı yani ardışık olarak yazdığı değerlerin toplamı logaritmik 2 tabanda 360 olduğuna göre başladığı köşe yazdığı ifade hangi aralıktadır? Şimdi dörtgenden bahsediyoruz zaten sınırlamış soruyor. O zaman logaritmik iki tabanda x bir köşe olsun artı logaritma 2 tabanda x artı 1 diğer köşe artı logaritma 2 tabanda x artı 2 diğer köşe artı logaritma 2 tabanında x artı 3 bir diğer köşedir ve bunların toplamı da 3'e zatmıştır. Peki tabanlar aynı olduğu zaman biz artı neye dönüştürüyorduk arkadaşlarım çarpmaya. O zaman x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3'ümüz neye eşitmiş bu ifade? Logaritma 2 tabanında 360'a. Bakın zaten logaritmik tabanlar ortak. O zaman artık soruyu nihayete erdiriyoruz. x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 çarpı x artı 3'ün 360'e eşit olması gerekiyor. x yerine kaç yazarsak 360 olacaktır. Ee, 3, 3'ü bir deneyelim. 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı 6. x gördüğümüz yere 3 yazarsak 12, 60, 360. Tamam x3. Peki bizden ne istiyordu? köşeye yazdığı ifade hangi aralıktadır? İlk başladığı köşe. Logaritma 2 tabanında x'i soruyor. Peki o zaman artık soruyu çözelim. Logaritma 2 tabanında x'i arıyoruz. x'in de 3 olduğunu biliyoruz. Peki logaritma 2 tabanında 3 hangi sayı ile hangi sayı arasındadır? Eğer logaritma 2 tabanında 2 olsaydı 1 olurdu. Eğer logaritma 2 tabanında 4 olsaydı 2 olurdu. O zaman 1 ile 2 aralığında doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. 4 ile devam edelim. Denklemini sağlayan B değeri kaçtır diyor. Dikkat ettiyseniz 2'nin üstündeki ifadeyi şöyle yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında logaritma 3. Bakın logaritma log 3 bölü logaritma 2 olarak rasyonel ifade olarak yazdığına göre demek ki o 2 aslında taban kısmına ait. Devam edelim yine aynı şekilde logaritma 3 tabanında logaritma 5 yazabiliriz. Logaritma logaritma 5 bölü logaritma 3'ü biz bu şekilde de yazabiliyoruz. Çünkü şunu biliyoruz. Logaritma x tabanında y ifadesi logaritma y bölü logaritma x'e eşittir. Rasyonel olarak yazabiliyorduk. Devam edelim aynı mantıkla a üzeri logaritma a tabanında logaritma b olarak yazabiliriz. Peki biz daha önceki kurallarımızdan hatırlarsanız bu ifadenin yok olduğunu öğrenmiştik. Hatırlayın. O zaman logaritma 3 ile logaritma 5'in yani şu kalan kısımlar eşittir. Logaritma b diyebiliriz. Peki artı neye dönüşüyor? Çarpmaya. Logaritma 15 eşittir. Logaritma b artık son noktaya koyma zamanı geldi. b eşittir 15'tir. Bu soruda doğru cevap c'dir. 5. soruyla devam edelim. Bir fonksiyon sorusu aynı zamanda bileşke ile ilgili. Ters fonksiyon özellikleri var. Peki fx ve gx birer fonksiyon olmak üzere f logaritma 5 tabanda x artı 1 eşittir x artı 3. g ters logaritma 2 tabanda x artı 5 eşittir 2 x artı 1. Logaritma 6 bölü logaritma 5 nedir? Şöyle ifadeye bakalım. Logaritma 6 bölü logaritma 5 demiş. x gördüğümüz yere 1 yazarsak logaritma 2 tabanda 6'yı elde edebiliriz. Aynı şekilde burada da 4 yazalım bir bakalım. Logaritma 5 tabanında şuradan bir başlayalım. g'den bir başlayalım önce. Biz G3'ün yer değiştirirsek bu iki ifadeyi G3'ün logaritma 2 tabanında 6 olduğunu söyleyebiliriz. Logaritma 6'yı biraz bulduk sanki. Diğerine geçelim. Burayı da logaritma 5 tabanında e, 2 yapabilirsek x gördüğümüz yere 1 yazarsak güzel oldu. Evet. Peki f logaritma 5 tabanında 2'miz neye eşitmiş? 4'e. Yer değiştirelim. f'ün tersi 4 eşittir logaritma 5 tabanında 2. Peki taraf tarafa ne yapalım? Taraf tarafa çarpalım. Çünkü logaritma 2'nin bir tanesi aşağıda bir tanesi yukarıda. O zaman G3 ile F'in tersi 4'ü çarparsak 6 yukarıda 2 aşağı şey 6 yukarıda 5 aşağıda. O zaman logaritma 6 bölü logaritma 5 olur. Çünkü logaritma 2'ler gidecek. 6 yukarıda 5 aşağıda olduğuna göre logaritma 6 bölü logaritma 5 olacaktır. Seçeneklere bakalım. G3 çarpı F'in tersi 4. A seçeneği doğru cevaptır bu soruda. 6 ile devam edelim. Yukarıda verilen sistemde kırmızı gösterge A ile B arasında hareket ederken mavi gösterge de kırmızı okun hareketine bağlı olarak 1 ve 2 numaralı oklardan biri yönünde hareket etmektedir. Örneğin kırmızı gösterge 10 üzeri 4 değerini gösterdiğinde n eşittir 10 üzeri 4 mavi gösterge de logaritma 10 üzeri 4 eşittir 4 değerini göstermektedir. Kırmızı gösterge x değerini gösterdiğinde mavi gösterge logaritma y artı 2. Kırmızı gösterge y kare artı y eksi 39 değerini gösterdiğinde mavi gösterge logaritma x eksi 5 değerini göstermektedir. Şimdi logaritma 2 tabanda x üzeri y nedir? Arkadaşlar dikkat etseniz 10 üzeri 4'ün logaritmasını aldık ve 4 olarak bulduk mavi göstergede. O zaman demek ki biz kırmızı göstergenin logaritmasını alıyoruz mavi göstergeyi, göstergeyi elde ediyoruz diyebiliriz. O zaman hemen başlayalım bu birinci noktayla. Kırmızının, yani kırmızı göstergede x değeri gösteriliyor ya. Kırmızının logaritmasını aldığımıza göre mavi de logaritma y artı 2'nin e, görünmesi doğal. Kendisi zaten göstermektedir demiş. Buradan x eşittir y artı 2'yi elde etmiş olduk. İkinci noktaya geçelim. Kırmızı göstergede y kare artı y eksi 39 demiş. O zaman logaritma y kare artı y eksi 39 dediğimizde bu ifade... Logaritma x eksi 5'e eşitmiş. Bu durumda y kare artı y eksi 39'umuz x eksi 5'e eşittir. Bundan sonrası kolay. x gördüğümüz yere y artı 2 yazarsak şöyle. Buraya da aynısını yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım y'ler gidecektir. 39'u da sağ tarafa atarsak y kare eşittir. 36 olacaktır. Bakın 39, 41, 36. Buradan y eşittir. 6 olarak bulunur. Negatif olarak alabilir miyiz? Hayır. Çünkü y artı 2'nin sıfırdan büyük olması gerekir. Peki y 6 ise burada 6 yazarsak x kaçtır? x de 8'tir. Peki benden ne istiyor? Logaritma 2 tabanında, hemen şuradan devam edelim. 2 tabanında x üzeri y. Yani 8'in 6. kuvveti derseniz 6'yı başa alalım. Kuvvet başa geliyor biliyorsunuz. Logaritma 2 tabanında 8'de 2'nin küpü yapıp şuradaki 3'ü de başa getirirsek bu durumda 18'i bulmuş oluruz. Logaritma 2 tabanında 2 zaten 1'dir. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. 7 ile devam edelim. Denkleminin çözüm kümesini bulmak isteyen bina öncülerden öncüllerden kaçıncı adımda hata yapmıştır? İsterseniz bir kontrol ederek bu sorumuzu çözelim. Bakın şu pi ile 8'i yer değiştirebiliyoruz. Öyle yapmış. Daha sonra diğer ifadeyi ve diğer ifadeyi aynen yazmış. Bir de bir problem yok. Sonra neler yapmış? ln 8 artı ln 2. Şöyle düşünmüş. Alttaki pi'ler aynıysa ben şöyle yazabilirim. ln 8 eşittir. ln x eksi 1'in karesi eksi ln 2 yazabilirim. ln 2 bu tarafa atarsam. ln 8 artı ln 2 eşittir. ln x eksi 1'in karesi. Burada da sıkıntı yok. Bakın bu 10 ciddi bir hatadır. Hemen e, hiç düşünmeden cevap veriyorum C seçeneğidir. Çünkü ln 8 artı ln 2 ln 10 değildir. Böyle bir olay yoktur. Dolayısıyla e, neye dönüşür hocam peki o ifade? Aslında bu son test olduğu için hepinizin çok mü müthiş olmanız lazım. Bu 8 çarpı 2 olması gerekir. Çünkü biz biliyoruz ki ln x artı ln y aslında ln x çarpı y'dir. Ya da ln x çarpı y aslında ln x artı ln y'dir. Logaritma a tabağında x çarpı y neydi? Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y'dir. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla ln 8 ile ln 2'yi toplarken işte bu ln 10'dur diyemeyiz. Başka neler söyleyebiliriz isterseniz biraz daha düşünelim. 3 ln 2 artı ln 2 yapabiliriz. Bu da 4 tane ln 2 eşit. Yani ln 10 olması imkansız. 4 buraya kuvvet olarak getirirsek ln 16 olarak da bulabiliriz. Dolayısıyla 3. öncüden itibaren Daha doğrusu ilk 3. adımda hata yapmıştır bu mina öğrencimiz. 8'de devam edelim. Ezgi üstel ve logaritmik fonksiyonlarla ilgili bir çalışma kağıdı hazırlamış. Bir, birinci öncülde x n eşittir 3 üzeri a n a artı M, b. İkinci öncülde toplam sembolünü biliyoruz. K işte de n'e kadar xk. k. Üçüncü öncülde n eşittir 0'dan 7'ye kadar logaritma 3 tabanda x n eşittir 3 8. Çalışma kağıdındaki yönergeleri izleyen bir öğrenci eşitliği sağlayan e, kaç tane a ikilisi bulabilir demiş. İsterseniz üçüncü öncüden bir başlayalım. Aslında birinci öncüden de başlayabiliriz ama fark etmiyor. Şimdi n yine 0 yazarsak logaritma 3 tabanında x0 artı logaritma 3 tabanında x1 bu şekilde en son logaritma 3 tabanında x7'ye kadar gideriz ve bunun sonucu da 308. Bu arada tabanlar aynı olduğuna göre bunlar çarpmaya döner. Logaritma 3 tabanında x0 çarpı x1 çarpı x2 en sonunda x7 olarak yazabiliriz. Buraya kadar zaten bir problemimiz olduğunu sanmıyorum x0'ı nasıl bulacağız hocam? x0'da gördüğünüz gibi birinci öncüyü x x'e 0 yazarak bulacağımız değerdir. Yani aslında bir de ok formülü de yapalım. Oradan da biraz. x0 çarpı x1 çarpı x2 çarpı en son x7 aslında 3 üzeri 308 çıktı. Tamam x0'a geri dönelim. x0 en yerine 0 yazmak arkadaşlar bu birinci öncüldeki e, b gider o zaman en b gider 3 üzeri a'dır. Peki 3 üzeri a'mızı yazalım. Peki x1 nedir? x1 de n yerine 1 yazmaktır. 3 üzeri a artı b olacaktır. 3 üzeri a artı b. Diğeri ne olacaktır? 2 yazarsak 2b. Tamam. Artı bu çarpı. Kuralı anladık sanırım. A artı 2b. En sonda 3 üzeri a artı 7b olacaktır. Dikkat ettiyseniz burada 7 tane terim var. Bir tane de bu 8 tane. Yani a'lar 8 tane. 3 üzeri 8a diyebiliriz. Artı b'ler de b, 2b, 7b'ye kadar gidiyor ya. 1'den 7'ye kadar sayıların toplam formülünü hatırlayın. 7 çarpı 8 bölü 2'den düşünürseniz 28. Yani 28B olacak. Bu da 3 üzeri 308'e eşittir. Şimdi artık 3'leri görmeyin. Bir de neye bölelim? 2'ye bölelim. 4A artı 14B eşittir. Kaç ediyor? 154. 2'ye böl. 2A artı 7B eşittir. 77. Ne diyordu sorumuz? Artık nihayete erdirelim. Kaç tane AB ikilisi vardır diyor. Bakın B burada. 1, 2, doğru mu? En son 11'e kadar hatta 11 verirsek 77 A0 olur. A ve B, B neydi? A ve B. Soru okuyalım. A ve B ile ilgili bir yorum var. Evet pozitif tam sayıymış arkadaşlar. O zaman 10 dememiz gerekiyor. Hocam 11 desek 77 A'ya 0 demek zorundayız. Bunu diyemiyoruz. Peki ne diyordu? Çalışma kağıdındaki yönergeleri izleyen bir öğrenci eşliği sağlayan kaç tane AB ikilisini bulur? Şu anda 7 kere 1 <laughs> ama şu var. Biz A'ya diyelim ki B1 dediğimizde 7 göndersek 70 A 35, 2 dersek 14 tam sayı çıkıyor. Çiftler alamıyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. B'den gitmeyelim. A'dan gidelim. Evet A. Madem ki bu 7'nin katı, bu da 7'nin katı. O zaman A'dan gitsek daha mantıklıdır. O zaman 7 olur. 14 olur. 7 7 gidelim böyle. 28. 7 daha 35. 7 daha 42. 7 daha 49. 7 daha 56. Yok bir dakika 49 dersek 98. Açtık açtık tamam geçelim bunları. 35 diyebiliyor muyuz? 70 tamam. Burada duralım. 1, 2, 3, 4, 5 tane söyleyebiliyoruz arkadaşlarım. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir bu soruda. Gayet güzel bir soru ve şaşırdığımız bir soru oldu. 9'a bakalım. A, B, C ve X sayıları birden farklı pozitif reel sayılardır. Testimizin son sorusu. Kaç tanesi daima doğru? Öncelikle buradan başlayalım. 1 bölü logaritma e tabanda a olduğunu biliyoruz. Birden dolayı ters çevirirsek logaritma a tabanda e olacaktır. O zaman bu doğru. buna bakalım. X'i buraya kuvvet olarak getirirsek e üzeri ln b üzeri x olacak. Burada e var. Biz burayı yok ediyorduk hatırlarsanız. b üzeri x olur. Bu da doğru. İki tanesi kesin. Logaritma 10 ile ln 10 farklı şeyler arkadaşlar. Logaritma 11, ln 11 mi? Hayır. ln e 1 zaten. Bir de bunu logaritma e tabanında 10 olarak yazıp logaritma 10 bölü logaritma e olarak düşünürsek zaten 1 bölü log e. log e de log 2 civarı yaklaşık olarak şöyle yaklaşık diyelim. log 2 tarzı bir sayı yani logon olması imkansız. Buraya bakalım. Şurada 1 var biliyorsunuz. 1 bölü x'i başa alırsak şöyle getireyim. 1 bölü x'i başa alırsak logaritma a tabanda c olacaktır. Baktığımız zaman 1 bölü x logaritma ln a bölü ln c yapmış. Doğru mu bu sizce? ln a bölü ln c. ln a'yı nasıl yazarız? Logaritma e tabanında a yazarız. ln c'yi nasıl yaparız? Logaritma e tabanında c yaparsak log e'ler giderse log a bölü log c kalır. Fakat biz log c bölü log a bulduk. bakın. Fark ettiniz mi? Yani bu aslında log a bölü log c. Bizim bulduğumuz log c bölü log a. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Düzeltelim. 1 bölü x çarpı Logaritma C bölü logaritma A'dır. Halbuki burada e, ne var? Log C bölü log A var ama burada log A bölü log C var. Dengesiz yani. Geçelim 5'e. Burada A'ya 1 bölü 2 değerini verdiğimizde arkadaşlar e, A 1 bölü 2 olursa logaritma 1 bölü 2 küçük müdür? Tartışıyoruz. Elen 1 bölü 2 dersek 2 üzeri eksi birlerden dolayı eksi başa getirirseniz logaritma 2 e, küçük müdür? emin değiliz. ln eksi ln 2 olacak. Eksiyle çarparsak logaritma 2 büyük müdür? Elen 2 dersek biz ln en, E'nin 1 olduğunu ve e, logaritma 10'un 1 olduğunu biliyoruz. Bakın logaritma 2 logaritma 10'dan biraz uzak. ln 2 ise ln e'ye çok yakın. Çünkü ln e zaten ln 2,7 ya. 2 ile 2.7 arasındaki mesafe daha az. Dolayısıyla logaritma e 2'nin ln 2'den normal şartlarda küçük olması gerekir ama burası bu ifade büyüktür diyor. Çünkü biz Küçüktürlerle devam ettik. Sonra eksiyle çarptık. Büyüktür yaptık. Aslında tam tersi yani küçüktür olması gerekiyordu. Dolayısıyla bu öncülümüzde yanlış oluyor. Cevabımız B seçeneğidir. Biraz önce söylediğimiz gibi.